Ya. bu konuda özetle bir iki Tabii şey tabii buyurun hocam mi? tabii ki. Burayı ben şöyle değerlendiriyorum. Bu CHP'ye karşı atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Ve sıranın ben Sayın İmamoğlu'nda olduğunu değerlendiriyorum. Umarım olmaz ama hem o yönde atılmış bir adım, yani hazırlık, aşama, hazırlama. <laughs> bir de ayrıca e, CHP bu tuzağa düşmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirli bir destekleyicisi var. Eee ona yani onu işte Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı ve diğerlerinin belediye başkanlarının hemen tepki göstermesi de aslında CHP'nin tuzağa düşmediğini belirtisi. ama bunun e, CHP'ye karşı atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Fakat burada çok ilginç bir konu var tabii. Burada İÇP'yi İÇP'yi öne çıkaran bir e, siyasi iktidar var. Özellikle İsrail'in tehdidi var. İÇP'yi kuvvetlendirmemiz lazım. Pozitif olmamız lazım, normalleşmemiz lazım diye Ancak bu cepheye çok tamamen zarar veren bir adım. Demek ki siyasi iktidarın bu konudaki söylemiyle attığı adımlar arasında büyük bir uçurum var. Bir de şunu söylemekte yarar var. Eğer gerçekten Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek dışarıda bir para, bir finans kaynağı arıyorsa ki öyle görünüyor. E, bu adım... Şimşek'i bayağı zor duruma düşürecek bir adımdır. Bilmiyorum Sayın Şimşek bunun farkında mı? Yani hukuk olmayan bir ülkeye yatırım gelmez, ekonomi gelmez. Bilmiyorum Şimşek'in etkisi nedir? Acaba bunu söylüyor mu Bakanlar Kuruluk şeyinde toplantısında bu şekilde? Ama Paşam buraya bu olaya gelene kadar zaten o kadar çok sayısız hukuksuzluk tabii. örneği var ki. Tabii tabii. Yani... Kesinlikle mesela... Ee, evet, çok haklısınız. Adalet yok diyor Türkiye'de, yüzde yüzde74'te adalet yok diyor Türkiye'de yaşayan insanlar. Yargıya güven yüzde %1, onda 4. Uluslararası Demokrasi ve Seçim yardım Enstitüsü diye yani dünya ölçeğinde referans alınıyor. Hukukun üstünlüğünde Türkiye 173, ülkede 148. Ama hangi ülkelerden sonra geliyor biliyor musunuz? Çok acıklı. Sırbistan, Ukrayna, Rusya'dan sonra geliyor. Evet. Bu yeter. Evet. Bir saat derseniz önce bir oturarak. Tabii. İki numara... E Suriye haritası gelsin, Suriye tamam. haritası. Şimdi burada hani söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil derler ya. Bakın 2002 yılında iktidar değişme durumu olduğunda PKK terörist başı yakalanmış 1999'da Türkiye'ye teslim edilmiş. Terör örgütünün moral motivasyonu iyice bozulmuş. Yavaş yavaş dağılma sürecine girmiş. Ve 2002 yılına geldiğimizde yani siyasi iktidar değiştiğinde, şu andaki siyasi iktidar yönetime geldiğinde bir yılda şehit sayımız 6'dır. Bu şehit sayısı da çarpışmadan ya da terörle mücadele esnasında operasyondan değil. El yapımı patlayıcı maddeler gibi mayına, patlayıcı maddelere basma sonucunda, infilak sonunda şehit sayısı. Dolayısıyla aslında terör olayı 2002 yılında siyasi iktidar değiştiğinde minimiz, minimize edilmiştir, minimum duruma getirilmiştir. Neden öyle söylüyorum? Çünkü 22 yıl geçmiş aradan şu anda gençlerimizin çoğu bu gerçeği bilmez. Tarihi süreç. Bir de biz çabuk unutan bir milletiz. Evet. Onu da hatırlatmak istiyorum. Eğer o tedbirler, önlemler devam etseydi büyük bir olasılıkla şu anda biz PKK bölücü terör örgütünün varlığından değil de artık tamamen Sönmüş, değişik gruplar şeklinde bir durumdan söz edecektik. Buna geldikten sonra şimdi şöyle bir soru soralım biz kendimize: Bir demokratik açılım süreci yaşadık, çözüm süreci 2009'da demokratik açılım süreci, 2013'te çözüm süreci yaşadık. Peki niye yaşadık bunları? Yani tersten soralım: Şu anda önümüzdeki aşamada bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmasaydık? Hı. Birazdan ben söyleyeceğim. Evet. Yani biz bunu veya şey... Veya Sayın Erdoğan'ın adaylığı ses konusu olmasaydı, bir çözüm süreci veya ben buna belki iç barış süreci denecek herhalde buna, iç barış süreci olacak mıydı? Yani üçüncü bir çözüm sürecine ihtiyaç duyacak mıydı? Benim kanaatim, değerlendirmem kesinlikle hayır. Yani ne Sayın Bahçeli böyle bir açıklama yapma durumu olacaktı, ne de siyasi iktidarın böyle bir... İşte iç huzura, iç barışa ihtiyacımız var. Bunun adına muhtemelen iç barış süreci diyecek. Neden? İpek Hanım tarih tekerrür. Tarih bir dikiz aynası arada bir bakılması gereken. Şimdi tarihe bakalım. 2009'da çözüm süreci adımları atılmaya başladığında çünkü o zaman 2009'da 29 Mart 2009'da yerel seçimler vardı. Ve bu seçimleri siyasi iktidarın kazanması gerekiyordu. Çok önemliydi siyasi iktidar için. Bunun için 2009'da demokratik açılım başladı. Ve 2011'de demokratik açılım sürdü. Neden? Çünkü 12 Haziran 2011'de genel seçimler vardı ve bu seçimler gerçekten Türkiye için çok önemliydi siyasi iktidar. Hep çok önemliydi bütün seçimler. Devam etti. 2013'e geldiğimizde çözüm süreci bu sefer çözüm süreci oldu demokratik açılım. Neden? Neden? Çünkü 30 Mart 2014'te yerel seçimler vardı. Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçim vardı ve bu seçimler Türkiye için çok önemliydi. Çözüm sürecinden de önemliydi. Ama biz çözüm sürecinde ne yaptık? 750'ye yakın kahraman şehidimizi verdik toprağa. Başka ne verdik? Bazı yerleşim birimlerimiz sanki işgal edilmiş gibi tekrar onları ele geçirmek için tekrar operasyonlara başvurduk. Neden? Jandarma karakolünde PKK terör örgütü elemanları vergi topladılar, mahkeme kurdular, silahlarıyla geçtiler. Ne kadar silah geçti biliyor musunuz? PKK güçlendi mi o zaman? Evet, PKK olan güçlendi var, ve inisiyatifi ele geçirdi PKK. Bakın, 2002'de dağılma sürecine giren bir PKK terör örgütünden söz ediyor. Ne yaptı biliyor musunuz bu süreçte? En az 80 bin silah ve en az 63 ton patlayıcı madde depoladı. Bu resmi rakamlardır resmi. Bakın en az 80 bin silah ve en az 60, 3 ton patlayıcı madde depoladı. Ve vali vardı, kaymakam vardı ve vali komutanlara emir veriyordu operasyon yapmayın diye. Böyle bir çözüm ser Ne oldu ha burada? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargıçları suçlunun ayağına gitti. Teröristin ayağına çadır mahkemesi kurdu. 34 teröristi terörist kıyafetiyle yargıladı. Hiçbiri tutuklanmadı ve bunlar 50 bin kişiyle 50 bin kişinin davul zurna ve halayla karşıladı Diyarbakır'a gittiler. 50 bin kişi karşıladı. Buna habur olayı diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir utanç lekesidir o habur olayı. İşte böyle bir çözüm. Şimdi çözüm süreci dikkat edin. 2009'da yerel seçimler, 2013'ten sonra yerel, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçim var. Şimdi geldik 2024. Çok önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Olmazsa olmaz. Hayatı önemli, yaşamsal önemli. O halde oya ihtiyacı var si siyasi iktidarın. Ne oya ihtiyacı var? 2011'de, 2009, 2013'te olduğu gibi. E ne olacak? İşte bir, buna biz üçüncü çözüm süreci diyeceğiz. Bu sefer adı ne olacak? İç barış süreci olacak. Neden? Huzuru sağlayacağız. İç barışı sağlayacağız. Kucaklaşmaya ihtiyacımız var diyor.